Anlatması en kolay, uygulaması en zor olan işlerden birisidir. Çünkü kitaplarda yazılır, işte bırakılacak dal sayısı şu kadar olmalıdır. Dallar arasındaki açı, işte dereceleri söylenir. Ama ağacın başına gittiğinde bu kadar sayıda dal yoksa, açılar mümkün değilse ne yapacağız? Ağacı budamayacağız mı? Tabii ki budayacağız. O nedenle budayıcıya çok iş düşüyor. Ağacın başına gittiği zaman her ağaca göre karar vermesi gerekiyor. Dolayısıyla karardan önce türü ve türün içerisinde de çeşidi çok iyi tanıması lazım budayıcının. Bizim bugünkü konumuz gemlik zeytin çeşidi. Sofralık bir çeşit, siyah sofralık bir çeşit ve mutlaka ve mutlaka iri meyve yapmasını istediğimiz bir çeşit. Çünkü küçük meyve olduğu zaman sofralık değerlendirme ihtimalleri azalıyor. Budama yaparken bölge de çok önemli. Marmara bölgesinde biz genelde son yıllarda gerçi küresel iklim değişikliğiyle iklimler biraz değişmeye başladı ama genelde Marmara bölgesindeki zeytinlere ortası açık, havalanabilen, bol ışık alan sistemler uygulamaya çalışıyoruz. Bu da goble veya serbest gobleye yakın bir şekil oluyor bilimsel ismiyle. Son yıllarda dediğimiz gibi aşırı sıcaklardan zarar görmemesi için ağacın ortasında da çok küçük de olsa bazı dallar bırakarak ağacın ana kollarının güneşten zarar görmesini önlemeye çalışıyoruz. Ve kesimlerimizi mutlaka her yıl düzenli yapmamız lazım. Niye? Az önce de Nesrin Hanım'ın belirttiği gibi periyodik olarak meyve vermeye eğilimli olan bu türdeki bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için meyve olsun olmasın her sene düzenli budama yapmamız lazım. Eğer siz verim olduğu yıl budama yapar, ertesi yıl hiç budama yapmazsanız bu şiddeti daha da arttırmış oluyorsunuz. O nedenle her yıl düzenli budama şart, bölgeye göre ağaca verilmesi gereken şekli seçmemiz şart. Ağacın genç ağaçlarda genellikle budama testeresine çok fazla ihtiyacımız olmuyor. Daha çok makasla genç ağaçları budayabiliyoruz ama ağaçlardaki dal sayısı arttıkça ve kalın dal kesme oranımız artacağı için mutlaka yanımızda testere bulundurmamız gerekiyor. Tabii eğer daha önceki budamamızda veya bahçemizde hastalıklı ağacımız özellikle son yıllarda bölgemizde de çok görülmeye başlandı vertisilyum solgunluğu diye. Ağacın üzerinde yapraklar asılı kalıyor ve kuruyor. Dolayısıyla yavaş yavaş ağaç ölüme gidiyor. Bir nevi damar tıkanıklığı hastalığı ve dolayısıyla da budama aletleriyle olsun toprak işlemeyle aşağıya doğru indiyse diğer ağaçları taşınabiliyor. Bunu önlemek için dezenfekte etmemiz gerekiyor çamaşır suyuyla. Budayıcılarımız tabii aletler çamaşır suyuna batırmak istemiyorlar paslandırdığı için. Genelde son yıllarda şu çıktı. Daha önceki yıllarda bu bölgede özellikle testereler köreldiği zaman ile bilenirdi. Şimdi artık hem bu uygulamalardan dolayı yani çamaşır suyuna batırdığımızda küflendiği için testereyi alıyor üretici. Ucuz testereler de çıktı. Budamayı yapıyor daha sonra küflendikçe atıyor. Evet, öncelikli olarak ağacın tepesinden başlamamızın nedeni şu. Hangi dallar kırılmış, hangisi kurumuş onu yerden göremiyoruz. O nedenle ağacın tepesine çıkıyoruz. Öncelikli olarak kırılan ve kuruyan dallar varsa onları ve çıkması gereken dallar varsa bunları çıkarıyoruz. Daha sonra aşağıdaki dalları seyreltme yoluna gidiyoruz. Neye göre belirliyoruz? Ağacımıza vermeyi düşündüğümüz şekil öncelikli olarak ortası açık goble veya doğal goble dediğimiz bir sistemi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Öncelikli olarak ağacın ortasında sıkışıklık yapan dallar varsa bunları kesme yoluna gidiyoruz. Testereyle niye? Çünkü dallarımız kalın. İnce dallar olursa ancak onları makasla yapacağız. Şimdi özellikle iri meyveli, iri meyve hasat etmeyi hayal ettiğimiz için fazla kesim yapmamız gerekiyor. Ancak sulanan bahçelerde aşırı kuvvetli olan toprak şartlarında daha az kesim yapıyoruz. Normal zeytinliklerde Marmara bölgesindeki zeytinlik alanlarının büyük bir kısmı sulanmıyor. Bunlar da aşırı sert kesim ve iri meyve almayı ümit ediyoruz. Tabii Türkiye ortalaması zeytinde 10-14 kilogram civarında. Bölgemizde verim yılında ortalama Marmara bölgesindeki sofralık zeytinlerden
20 kilogram civarında bir ürün alıyoruz. Sulanan bahçelerde ise bu 50 kilogram civarına kadar çıkabiliyor. Tabii ki budama yapmadığımız zaman bu ağaçlardan rahatlıkla 80-100 kiloya kadar meyve alabiliriz. Ama bunun ancak %20'si bizim istediğimiz kalitede olabilir. %80'i ise daha küçük taneli olduğu için yağlığa gider. O da bu bölgedeki üreticinin istemediği bir olay. Bu bölgedeki kişi çok fazla tonajdan ziyade iri kaliteli meyve elde etmek ve daha yüksek kazanç elde etmek istiyor. Bölgemizde en fazla üreticilerin muzdarip olduğu zeytin halkalı leke hastalığı. Bölgede çok fazla zarar yapıyor. Eğer ilaçlama yapılmazsa zamanında, Nesrin Hanım'ın da dediği gibi sonbaharda bir ilaçlama, ilkbaharda bir ilaçlama olmak üzere en az iki kere bordo bulamacı veya hazır bakırlı ilaçlarla mücadele yapması gerekiyor. Aksi takdirde ağaçlarda yaprak ve dolayısıyla da meyve alamayız. Bunun için düzenli bir ilaçlama ve budama şart. Budama niye şart? Çünkü ağaçlarda çok sıkışıklık olursa bu hastalık daha da artmış oluyor. Bunu önlemek için düzenli budama yapmamız gerekiyor. Ayrıca son yıllarda bölgemizde artan bir diğer zararlı kara koşnil. Ağaçta aşırı sıkışıklık olursa dallar arasında muhafaza edebiliyor, kendini saklayabiliyor ve dolayısıyla da yaptığımız mücadeleden başarı elde edemiyoruz. Şimdi bu yıl, geçen yıl bahçemizde çok fazla bir meyve yoktu. O nedenle bu sene buradan düzenli ve çok fazla meyve ümit ediyoruz. Şu anda daha çiçek gözleri tam belirgin değil. Ama Nisan sonlarına doğru bu bölgemizde özellikle tamamen somaklar çıkmış ve çiçekler belli olmuş oluyor. Bölgemizde de genellikle biz budamaları riskli bir bölge olduğu için Mart ayına bırakıyoruz. Genellikle Mart ayında Marmara bölgesinde budamayı tavsiye ediyoruz. Ama ilkbahar geç donlarının fazla olmadığı bölgelerde budama hasattan hemen sonra, yani Aralık ve Ocak aylarında da yapılabilir. Ama bölgemizde biz genellikle Şubat'tan sonra, yani Mart ve Nisan aylarında budama yapıyoruz. Budamayı da dediğimiz gibi çok fazla bir ayıklama, aşırı bir kalın dal kesimi söz konusu değil. Kalın dal kesimini daha çok gençleştirme budamalarında veya aşırı verimden düşmüş bahçeler varsa o bahçelerde yapıyoruz. Aksi takdirde çok fazla kalın dal kesimine gitmiyoruz. Az önce anlattığımız nedenlerden dolayı. Goble budamalarında veya çanak şekli dediğimiz budamalarda lider dal olmuyor. Ancak kirazda veya armutta bu şekilde bir budamalar var veya zeytinde son yıllarda gündeme gelen sık dikim çalışmalarında lider dal olup bu şekilde budamalar uygulanıyor. Ama goblede 3 veya 4 tane çoklu kornide dediğimiz bir sistem var. 3-4 tane dal, hepsi lider konumunda ama birbirlerinin boyları eşit. Lider yani birbirine eş uzunlukta 3 veya 4 tane ana dal var. Lider dal, tek başına lider dal yok. Gençleştirme budamasını biz aşırı bakımsız bahçelerde veya genellikle 100 yaşın üzerindeki bahçelerde yapıyoruz. Diyelim ki üretici bahçesine belli bazı nedenlerden dolayı bakamadı. Aşırı verimsizleşti bahçe. İşte yaprak oranı azaldı. Şekli bozuldu ağaçların. Onlara aşırı sert budama yaparak gençleştirme budaması yapabiliyor. Evet,
Diğer türlere nazaran aşırı sert budama dediğimiz zeytinde özellikle hemen hemen ağacın üzerinde hiç yaprak bırakmadan dahi budama yapsanız ağaç ölmez ve tekrardan kendini yenileyebilir, gençleşebilir. O nedenle zeytin eğer sulanan şartlarda değilse her türlü sert kesime uygundur. Zeytin için aşırı sert budama, ağacında çok fazla kesim yapabilirsiniz. Ağaç bunu tolere edebilir ama diğer birçok türde aşırı sert kesim yaptığınız zaman ağaç bundan olumsuz etkilenir. Ağacın tepe yüksekliğinin fazla olmaması için hasat kolaylığı, işte ilaçlamanın kolay olması açısından tepeye giden dalları kesme yoluna gidiyoruz. Çünkü bu ağaçlar belli bir taç yüksekliğini almış konumda. Daha fazla yukarıya gitmesini istemiyoruz. Onun için mümkün olduğunca tepelerini almaya çalışıyoruz. Genellikle meyilli arazilerde tabi bu değişir. 7-8 metreye kadar çıkabilir ama ağacın alt tarafından ölçtüğümüz zaman düz arazilerde genellikle ağacın boyunun biz 5-6 metreyi geçmemesini istiyoruz. Çünkü ilaçlamada da özellikle iş gücünün bölgemizde çok fazla olması nedeniyle son yıllarda turbo ilaçlamalar devreye girdi. Bunların tabii avantajlı ve dezavantajlı tarafları var. Ağaçların dört tarafından turbo ile gittiğiniz zaman çok fazla ilaç kullanıyorsunuz. Sadece tek tarafından geçtiğiniz zaman da ağacın yarısı ıslanmamış ve ilaçlanmamış oluyor. Dolayısıyla da bunun için çok yüksek olursa tepelere de ilaç çıkmamış oluyor. Bunu önleme açısından ağaçları mümkün olduğu kadar alçak tutmaya özen gösteriyoruz. Evet, tepe kısımlarını budayarak ağacın alt kısımlarına doğru iniyoruz ve en sonunda etek kısımlarını budayarak ağacımızın budamasını tamamlamış olacağız. Ama şu anda daha iç kısımlarda bulunan dalları kesiyoruz. Birbirinin üstüne yatan dallar varsa bunların büyümesine müsaade etmiyoruz. Bunun gibi. Bunu kesiyoruz ki şuradaki dala da büyüme şansı tanıyalım. Eğer bu dalı bunun üstüne yatırırsak bu dal büyümez. Dolayısıyla körelmiş olur. Ağacın şekli bozulur. O nedenle hepsine eşit oranda büyüme şansı tanıyoruz. Toplanmadan ziyade özellikle bölgemizde bu çeşidin siyah toplanması gerekiyor. Siyah toplanması için de belli bir güneşlenmeye ihtiyacı var. Ağacın üzerindeki tüm meyvelerin güneş görmesi ve erken kararması arzu ediliyor. Gölgede kalan meyveler daha geç kararacağı da düşünülerek ağacın her tarafının havalanması ve güneş alması sağlanmaya çalışılıyor. Burada ağacımızın budalı biraz fazla uzamış. Eğer budalı bırakırsak ağacın genel dengesini bozmuş olacağız. O nedenle budalı buradan çıkarma yoluna gideceğiz. Tabii bu kalın dal kesimlerinde özellikle dalda meydana gelecek zararlanmayı azaltma açısından öncelikli olarak dalın düşeceği tarafı biraz kesiyoruz. Daha sonra diğer taraftan kesiyoruz ki yarılmayı önleyelim.
kırılması durumunda ağaç buradan zarar görür ve dolayısıyla da diğer bıraktığımız dal kırılabilir. Şimdi o dalı atarak gördüğünüz gibi ağacı dengeye oturtmaya çalışıyoruz. Tabii kestiğimiz kalın yerlere, kalın yara yerlerine mutlaka aşı macunu sürmekte yarar var. Ağacın orta yerlerindeki dalların hepsini ayıklıyoruz. Sıkışıklığı önleme açısından. Gemlik zeytini tanımayan birçok kişi bu ağaçları budandıktan sonra gördüğünde söyledikleri laf şudur. Ağaç neresinden zeytin yapacak? Ama hasat döneminde geldiğinde göreceklerdir ki ağacın hızlı gelişme kuvveti tüm yaraları kapatmış. Yani yaralarından ziyade sürgünler anlamında söylüyorum. Ağaç kendini doldurmuş ve işte diğer yandaki ağaçların konumuna gelmiş olacak. Bu da bölgenin nimetlerinden olsa gerek. Ve bir elimizde testere, bir elimizde makas ayakta durmakta zorlanıyorum. Olması gerekiyor. Normalde testere kılıfında durması gerekiyor. Bir eliyle de kişinin kendini kollaması gerekiyor. Bölgemiz için budamanın veya fark etmez diğer bölgeler için de çiçeklenmeye veya çiçeklenmeden sonra bırakılması tavsiye edilmez. Genellikle budama çiçeklenme başlangıcından önce bitirilmelidir. Budayıcı kişi kendi bahçesini buduyorsa çiçekleri gördüğü zaman kesmeye kıyamaz ve meyveler küçük kalır. O nedenle genelde geç bölgemizde budamayı geç yapan kişiler kendi bahçesini budamazlar, budayıcı götürürler ki ağaçlarıma acımadan kessinler ve meyvem iri olsun diye. Evet, özellikle sulanmayan bahçede kat kat daha önemli meyve yerini yakalama açısından. Bölgemizde iri meyveden kastımız şu, 1 kilogram 1 kilogramda yaklaşık 200 ve 220 adet meyve olması istenir. Eğer 1 kilogramda 250-300'ün üzerinde meyve elde edilirsek, 300'ün üzerindeki meyveleri biz küçük tabir ederiz, ortanın altıdır. O nedenle 1 kilogramda mutlaka 200-250 arası meyve olması için üreticiler gayret gösterirler.
Budamamızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bu ağacımızı, budamayı bitireceğiz inşallah. Zeytinde özellikle budama zamanı değil ama hasat zamanı çok fazla kazalar yaşanır. Bunlardan bir nedeni de ağaçların üzeri ıslaktır. Kişi ayağında işte çamurlu vesaire ıslak ağaca çıkınca düşerek kaburgasını kıran, kolunu kıran çok kişi olur. O nedenle merdivenle toplamak ve merdivenle budamak her zaman iş garantisi açısından önemli. Aksi takdirde kendi sağlığımızı tehlikeye atmış oluyoruz. Evet, ağaçları genellikle budadıktan sonra veya inerken mutlaka sallayıp üzerinde dal kalmamasına özen gösteriyoruz. Eğer üzerinde dallar kalır, şurada kurursa birçok parazit gelip bunun üzerine yumurta bırakır, burada kurçukların çıkmasına sebebiyet verir ki o da ağacımıza zarar verir. O nedenle dalların dibine düşmesini ve daha sonra da bu dalların en kısa sürede yakılarak uzaklaştırmasını sağlıyor. Şimdi alt kısımları budayarak ağacımızın budama işlemini tamamlayacağız. Dibindeki dip sürgünlerinde düzenli olarak dibinden kesilmesinde yarar var. Aksi takdirde ağacımızın besinlerine ve gelişme kuvvetine ortak olmuş oluyorlar ki o da istenen bir özellik değil. Dibinde dip sürgünlerini kesmemiz gerekiyor. Ağacın yazın vejetasyon döneminde çıkmış olan dip sürgünleri var. Öncelikle onları kesiyoruz. Daha sonra ise ağacın gerekli kesilmesi gereken dalları kesmeye başlıyoruz. İnce dalları genellikle makasla ve kalın dalları da testereyle çıkarma yoluna gidiyoruz. Testere kullanırken çok fazla ağaca zarar vermemeye ve kesim noktalarını mutlaka ağaca dalın bağlandığı noktadan olmasına özen gösteriyoruz. Bölgemiz aşırı nemli olduğu için ağaçlarda şu kural her zaman geçerlidir. Budandıktan sonra serçe kuşu ağacın her tarafında rahatlıkla uçabilmesi gerekiyor. Eğer ağaca takılırsa o ağacın budaması tekniğine uygun olarak yapılmamıştır diyoruz. Ve bunun için kesimi elimizden geldiği kadar sert yapmaya çalışıyoruz. Ve ağacın içinde olan dalların hemen hemen tamamına yakınını az önce de belirttik. Çıkarmamız gerekiyor. Eğer çok fazla dal kalırsa hastalıklarla mücadele etmemiz zorlaşıyor. Zeytindeki sıkıntı şu, birçok türde kesilen yara noktasını tür kısa sürede kapatabilir. Ama zeytinde kesilen yara noktası kısa sürede kapanmaz. Bunun için mutlaka dikkatli kesmemiz gerekiyor. Yani kesmemiz gereken dalın hemen dibinden şu şekilde bir tırnak bırakarak dalı hiçbir zaman kesmiyoruz. Keseceğimiz dalı mutlaka bıraktığımız dalın hemen dibinden tırnaksız olarak kesmemiz gerekiyor. Veya dipten kesmemiz gerekiyor şu şekilde. Ve yine ince dallarda mutlaka makas kullanmamız lazım. Kalın dallarda testere kullanmamız. İnce dalları eğer testereyle kesmeye kalkarsak ağacımıza çok fazla zarar vermiş oluruz. Yine
Dediğimiz gibi çok fazla ince dal kalmamasına ve zeytinde kullanılan bir tabir vardır. Bırakılan dal deve boynu gibi uzayıp gitmeyecek. Bu şekilde uzadığı zaman ne kadar çok uzarsa dal meyve kalitesi o kadar düşer. Genelde zeytinde en kaliteli meyveler dik gelişen tepe dallarda, daha sonra ortada ve en kalitesi meyveler de alt dallarda oluşur. Özellikle bu eteklerinde, etek dediğimiz kısımlardaki dalları kısa budamamız gerekiyor. Şu şekilde. Ağacın ortasında çok fazla sayıda kalın dal bırakmamaya özen gösteriyoruz. Bu da ağacın başlangıçtan itibaren düzenli ve her yıl budanmasını gerektiriyor. Eğer siz ağacı belli bir süre budamayıp sonradan budamaya kalkarsanız bu sefer çok aşırı kalın kesimler yapmanız gerekiyor. Bu da ağacın hastalanmasına davetiye çıkarmış oluyor. Özellikle bölgemizde odun çürütücü mantarlarının zararı çok fazla. Odundan çürüklük girerek ağacın ölmesine ve verimden düşmesine. Evet. Normal şartlarda zeytin ağacı ölümsüzdür ve uzun süreler yaşayabilir. 50 ila 150 yaşına kadar tam verim çağındadır. 150'den sonra verim stabil hale geçer. Ama hiçbir zaman ölmez. Niye? Çünkü zeytin ağacı sürekli dipten yeni sürgün verir ve ağacı istediğiniz zaman oradan gençleştirebilirsiniz. Bu birçok türe özgü bir yöntem değildir. Zeytin için geçerli bir yöntemdir. Evet, başlangıçtan itibaren bu zeytinin çok uzun süre yaşayacağını bilmek ve ona göre iyi bakım yapmamız gerekiyor. Kanatları değmeden rahatlıkla uçabilmesi gerekiyor. Başlangıçta ağaçların alçaktan taşlandırılmış olması önemli. Eğer makinalı hasat yapılmayacaksa çok fazla yukarıya çıkılmasına gerek yok. Yaklaşık 30-40 santimden yan dalların çıkmasında yarar var. Hasadın ve kültürel işlemlerin kolaylığı açısından. Genellikle toprak seviyesinden yani en fazla 40-50 santimden yan dal çıkışına müsaade edebiliriz. Bizim burada birazcık daha alçaktan buna müsaade edilmiş zamanında. Niye? Ağaçlar alçaktan taşlansın, tüm kültürel işlemler kolay olsun diye.